45 yaşındayken kalp krizi geçiriyor ve o zamana kadar ki hayat tarzı günde 3 paket sigara, kilo, hareketsiz bir yaşam, alkol. Ve tabii böyle bir durumdan sonra bir 3 damar bypassını yaptık acil şartlarda. Sonradan hasta çok iyi uyum sağladı, hayat şeklini değiştirdi. Yani sadece hani hastalık tedavisi, ilaç ve ameliyat değil. Önemli olan hayat tarzı. Çünkü bu hastalık biten bir hastalık değil. Ömür boyu süren bir hastalık. Devam eden bir süreç. Hastamız daha sonradan işte sigarayı bıraktı, kilo verdi, spor yapmaya başladı. Hatta şimdi böyle maratonlarda falan görüyoruz kendisini. Derecelere falan giriyor. Kendine çok iyi bakıyor. Ne tansiyonu kaldı, kolesterolleri tamamen normale geldi, kilosu tamamen düzeldi. Hem ruhen hem de fiziksel olarak çok sağlıklı durumda şu anda. Kontrollerini de yapıyoruz. Efor testleri falan, ekoları çok iyi çıkıyor. Bütün kan telleri çok iyi çıkıyor. Kendisini çok iyi hissediyor. Yani bizim de yani görmek istediğimiz bir tablo bu. Örnek teşkil etmesi açısından özellikle anlatmak istedim. Şimdi bir de hastanın kendisinden bir dinlerseniz ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. Ağrı hissettim şu sağ dirseğimde. Ondan sonra bu mide ağrısı gibi hissettim. Tam şurada hocam. Tam şurada bir mide ağrısı gibi. Üstünde durmadım. Geçti gitti. Bir ay sonra bu dirsek ağrıları şey yapmaya başladı. Çok sık yaşamaya başladım bu dirsek ağrılarını. Şöyle söyleyeyim. Bu işte yine bir böyle bir perşembe günüydü. Hiç unutmuyorum. Midem ağrıdı. Öğlen saatinde midem ağrıdı. Artık duramayacak noktaya geldim mide ağrısından. Şimdi dedi ki bir doktora gidelim dedi hastaneye. Samatya Hastanesi'ne gittik. EKG çektiler. Oradaki şey dedi ki bana doktor ya dedi küçük bir dedi ritim bozukluğu gibi bir şey gördüm dedi kalpte dedi. Bir bakalım dedi. Sonra bir hareketlenme oldu. Beni kırmızı oda diye bir tabir ettikleri bir odaya aldılar hocam. Ondan sonra dedi size dedi bir anjiyo yapacağız dedi. Gençsiniz dedi yani dedi şey olmasın dedi tedbiren dedi bir anjiyo yapalım. Ama kendimdeyim hiçbir şeyim yok ve hala canım sigara istiyor. Yani öyle diyeyim. Neyse. Ondan sonra başka bir hastaneye sevk ettiler beni o gün. O akşam yoğun bakımda yatırdılar beni. Niye yatırdıklarını da bilmiyorum. Yani hiç, acayip kötü olmuştum çünkü hiç başıma gelmemişti. Ben iğne dahi olmamıştım hocam o zamana kadar. Ondan sonra sabahleyin anjiyo aldılar beni. Doktor anjiyomu yaptı. Dedim ne kadar sürer dedim. Bir işim var dedim yani işe gideceğim dedim. Listeler falan var dedim yetiştirdi. Sen dedi biraz dedi işleri erteleyeceksin dedi doktor. Ne gibi dedim şöyle bir 2-3 ay gibi dedi erteleyeceksin dedi. Niye hocam bypass gözüküyor size dedi. 3 damarım yani 2 damarım %100 bir damarım %70 gibi tıkalı gözüktü. Ondan sonra akrabamın vesilesiyle bu Avrasya Hastanesi'ne geldim o akşam hocam. Ali Rıza hocamla, Esat hocamla, Cenk hocam vardı kulakları çınlasın, onunla tanıştık, şey yaptık. Çok büyük moral verdiler ilk önce bak, onu asla unutamam. Moral olarak çok moral verdiler, dediler hiçbir şey yok dedi ya, sen dedi genç adamsın dedin yani işte konuştuk ettik. Dedi, bir gün veya da iki gün sonra dedi, senin dedi işte bypass'ı alacağız falan. Ameliyata girdim. Sabah 9'da girdim. Öğlenden sonra 1.30-2 gibi falan çıkmışım galiba. Bilmiyorum. Ondan sonra kendime geldim. Demin işte aşağıda demin dediğim gibi ameliyattan sonra ben gözlerimi açtım. Gayet böyle normal hiçbir şeyim yokmuş gibi geldi yani. Şey yaptım. Servise aldılar. İşte 2-3 gün sonra taburcu oldum. Hocam dedi kontrollere geleceksin. Geldim. Geliyorum kontrol olarak falan. Şöyle söyleyeyim. Ali Rıza hocam ve Esat hocamın bana şu dedikleri şu söz var. Geçmişimi işte çocuklarımın yaşlarını sordular, şey yaptılar. Esat hocam ve Ali Rıza hocam dedi ki bana Aydın Bey dedi kendini dedi belli bir yere getirmişsin dedi. Çocukların dedi büyümüş dedi. Sen dedi çocukların dedi yani torunlarını dedi görmeyi hak etmiyor musun sence dedi. Ediyorum hocam dedi. Ediyorsan dedi disiplinli bir hayat
sağlıklı bir yaşam, düzenli bir yeme içme, düzenli spor dedi yapacaksın. Çok güzel anlattı kendisini. Yani bizim de istediğimiz davranış biçimi bu zaten. Yani muhakkak spor yapmayı bütün hastalarımıza biz tavsiye ediyoruz. En azından hiç yani spor yapmasa bile, sizin gibi hani maraton gibi koşmasa bile en azından haftanın 3 günü 4 günü 40 dakika 1 saat böyle yürüyüş yapsınlar. En azından bunu istiyoruz. Muhakkak kilo versinler. Dediğiniz gibi şekerden, hamur işlerinden mümkün olduğu kadar uzak duracaklar. Alkol, sigara yok. Kilo muhakkak verilecek. Yani bunları yaptıktan sonra sizin gibi böyle çok maraton koşabilirler. Yani 3 damarınızın, 2 evet. damarınız tam tıkanmış, bir tanesi %70 tıkanmış. Evet. Ona rağmen şu anda evet, maraton hocam. Koşabiliyorsunuz. Hatta dalga geçiyorlar hocam ya. Sen diyorlar dopingliysin. Niye? Bacaktan alınan damar geniş diyorlar ya. Daha çok kan pompalıyor. Evet, evet. Yani çok örnek bir hastamız. Kendisi zaten çok yakında takip ediyoruz. Yani o böyle mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Çok, Allah razı olsun. Yani örnek bir hasta.